Rusya'nın Ukrayna işgali 94. gününde. Sevgili seyirciler, çatışmaların yoğunlaştığı nokta ülkenin doğusundaki Donbas. Haftalarca Rusya'nın saldırılarına maruz kalan liman kenti Odessa'da ise durum daha sakin ama Rusya'nın liman ablukası sürüyor. Çok sayıda ticari gemi burada mahsur kaldı. Aralarında Türk bandıralı gemiler de var. Haber Global ekibinden muhabir Murat Karataş ve kameraman Buğra Benlioğlu Odessa'da. Murat, nedir Odessa'da son durum? Odessa'da durum sakin ancak Donbas'ta yani Doğu cephesinde hararetli çatışmalar devam ediyor. Luhansk'ta giderek daralan bir çember var Ukrayna askerleri açısından. Çatışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Hatta Luhansk valisine göre bölgede 10 bin Rus askeri var ki oldukça yüksek bir rakam. Bu arada yine vali Rus güçlerinin saldırılarını her yönde sürdürdüğünü ve az da olsa bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi. Severodonetsk kritik bir kent. Eğer o kentte artık tamamen kontrolü sağlayabilirse neredeyse Donbas'ın tamamında kontrolü sağlamış olacak Rus askerleri. Dolayısıyla o nokta, daha doğrusu o kent son derece kritikti. Çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kent artık Rus güçlerinin neredeyse kuşatması altında. Bu kuşatma nedeniyle bazı Ukrayna güçlerinin de taktiksel olarak kuşatılmamak anlamında geri çekilmek zorunda kaldıkları sahadan gelen bilgiler arasında. Bu arada karşı saldırıya da geçti Ukrayna ordusu ancak karşı saldırıyı daha ziyade top atışlarıyla gerçekleştiriyor ve yapılan bu atışlara dair bir takım videolarda yayınlandı Ukrayna ordusu tarafından. Bu arada Rusya'nın kayıplarıyla ilgili olarak Pentagon'dan dikkat çeken bir açıklama var. Şu ana kadar Rusya'nın asker kaybının 30 bini aştığının altı çiziliyor. Bunun yanı sıra 207 savaş uçağı, 180 helikopter ve 1330 Rus tankının da imha edildiği Ukrayna ordusu tarafından kaydediliyor. Ancak elbette ki sahadaki silah dengesi, güç dengesi, askeri dengesi hala Rusya'nın lehine. Çünkü bilindiği gibi çok hatırı sayılır miktarda bir kuvveti aylar öncesinden başta Belarus olmak üzere tüm Ukrayna sınırına yığmaya başlamıştı. Zelenski bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri akaryakıttı. Çünkü ülke genelinde çok ciddi anlamda bir akaryakıt krizi var ve bir türlü bu krize çözüm bulunamıyor. Odessa'da ise durum sakin dedik ancak burada bir bekleyiş var. İki türlü bekleyiş. Biri elbette gemilerin bekleyişi. Yaklaşık 100 kadar gemi buradan ayrılabilmek için bekliyor savaşın başından beri ki bunlardan 21'i Türk gemileri, mürettebat da burada. Onlar da ayrılmak için bekliyorlar ancak henüz ayrılabilecekleri bir karar çıkmış değil. Rusya bir mavi rota önerdi ancak o mavi rotaya ilişkin bir takım şartları vardı. Ukrayna bu şartları reddetti. İkinci bekleyiş ise Odessa'nın içinde. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı Odessa'da ki son 15 gündür hatırı sayılır anlamda bir saldırı kente gerçekleşmedi. Ancak kent hala eski günlerinden çok uzak ki Odessa Karadeniz'de turizmin başkenti olarak kabul edilen bir kent. Hatta öyle ki Rus turistlerin de çok rağbet ettiği kentlerden biriydi. Şimdi dilerseniz kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte hazırladığımız haberimizi izleyelim. 4 ay öncesine kadar Ukrayna'nın tatil cenneti kentlerden biriydi. Ülkenin en büyük 3. kenti Karadeniz'in incisiydi. Şimdi Rus işgali tehdidi altında. Haber Global muhabiri Murat Karataş ve kameraman Buğra Benlioğlu Ukrayna'nın Karadeniz'deki liman kenti Odessa'ya gitti. Odessa Karadeniz'in turizm cenneti. Hatta öyle ki Odessa'ya en çok gelen turistler Rus turistlerdi. Ancak savaş nedeniyle Odessa'da, Odessalılar da şimdi eski günlerini arar vaziyette. Odessa limanı Rus kuşatması nedeniyle kapalı. Kente deniz yoluyla giriş çıkış yapılamıyor. Saldırı riski altında yaşayan Odessalılar kumsalda rahatlamaya çalışıyor. Ancak plajda mayın tehlikesi olduğunu hatırlatan tabelalar var. Odessa sokaklarında hayat normal akışında sürüyor. Araç trafiği yoğun. Kentliler yürüyüş yapıyor, evcil hayvanlarını gezdiriyorlar. Sokak müzisyenleri Odessalılara konser veriyor. Tavşan kılığına giren bir kişi ise Odessalıların moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Yaşam normal gibi görünse de halk endişeli, tehlikenin farkındalar. Odessa'da daha az kişi yaşıyor ama Mykolaiv gibi bölgelerden çok sayıda göçmen geldi.
Odessa'ya atılan roketler ve füzeler kente ulaşmıyor. Bu yüzden şanslıyız. Odessalılar savaştan önceki yaşantılarına dönme hasreti içindeler. Buraya daha önce gelmiş olsaydınız çok daha fazla insan görmüş olurdunuz. Buraya gelen hiç kimse burayı terk etmek istemezdi. Çok şanslı bir şehirde olduğumuzu düşünüyorum. En kısa sürede barışın sağlanacağını ve eski güzel günlerimize döneceğimizi düşünüyorum. Odessa Ukrayna için kritik öneme sahip. Odessa Ukrayna'nın gayri safi yurt içi hasılasının %20'sini karşılıyor. İşte bu nedenle kent Ukrayna ekonomisi açısından da son derece önemli. Rusya'nın kenti ele geçirmesi durumunda Moskova'nın hem Ukrayna ekonomisi hem de deniz ticareti üzerindeki etkisi artacak.